Sezaryenden sonra normal doğum yapılır mı? Kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Serdar Kütük, yapılan çalışmalar sonucunda sezaryen sonrası normal doğumun güvenilirliği kanıtlanmış, bununla birlikte tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen sayıları azalmıştır. Sezaryen sonrası normal doğum her anne adayı için tercih edilmese de uygun kişilerde ve gebelik sürecinin düzenli takibiyle sağlıklı doğum gerçekleşebiliyor, diye konuştu. Sezaryen sonrası normal doğumun güvenilirliği yapılan çalışmalarla kanıtlanmış, bunun sonucunda tüm dünyada ve Türkiye'de tekrarlayan sezaryen sayıları azalmış, sezaryen sonrası normal doğum olgularının sayıları da hızla artmıştır dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Sezaryen ameliyatında hasarlanan rahim duvarının takip eden doğumlarda yırtılacağı varsayımıyla benimsenmiş olan bir sezaryen hep sezaryen ilkesi son 20 yılda çürütülmüş ve gerekli teknik donanıma sahip kliniklerde uygun hasta seçimiyle riskin %1'in altında olduğu ortaya konulmuştur. Özellikle batı literatüründen elde edilen veriler, daha önce bir sezaryen geçirmiş kadınlarda sezaryen sonrası normal doğum başarısının %60 ile %80 arasında değiştiğini gösteriyor. Avrupa'da sezaryen sonrası normal doğum uygulama oranı %29 ile %55 arasında değişirken, Amerika ve Avustralya'da bu oran %12 ile %14 dolayındadır. Ülkemizde de sezaryen sonrası normal doğumun güvenli bir seçenek olarak sunulup uygulandığı durumlarda annelerin kabul oranları yukarıda sıraladığımız diğer ülke kadınlarından farklı değil. Anne adayının arzusu ve tercihi her şeyden önemli ve birinci koşul. Bunun yanı sıra daha önce sadece bir sezaryen geçirmiş kadınlar sezaryen sonrası normal doğum için olağan adaylardır. 2 ve üzerinde sezaryen geçirmiş kadınlarda da normal doğum mümkün olmakla beraber anne ve bebek için hayati riskler 3 kat daha fazla ve çok özel durumlar dışarısında tercih edilmemeli. Ayrıca daha önceki sezaryen ameliyatlar klasik insizyon dediğimiz dikey kesiyle yapılan 28 haftanın altında sezaryen geçirmiş olan, bebeğin ağırlığı 4500 gram üzerinde olan, daha önce rahim yırtılması sorunu yaşamış olan gebeliklerde sezaryen sonrası normal doğum tercih edilmez. Gebelikler arasında geçen süre tek başına doğumun normal yoldan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemez ve sezaryen sonrası normal doğum için engel değildir.